İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle örgü modeli yapın paylaşacağım. Bunu ben yelek olarak başladım. İlerleyen günlerde yaptıkça modelin kol kesimini, arka kesimini, yaka kesimini anlatacağım. Şimdi başlangıç olarak anlatmak istedim. Bu arka kısım olan yer. Ölçerken, şöyle ilmek atarken başlangıç kısmını, göğüs kısmını ölçerek de ilmeğinizi atabilirsiniz. Şu şekilde ben ilmek sayımı size vereyim. Bu arka kısım için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 50 burası. 2, 4, 6, 8, 10, 26, 30, 50. Yani 102 ilmek arka için başladım. Şöyle de arkadaşlar, 5 sırada ters örgü olarak ördüm. İpim zincirli ip. Nako'nun zincirli ipini kullandım. Şöyle kül rengi kullandım. Şişim de şöyle 3 numara şiş. Şimdi ben size başlangıç kısmını göstereceğim. Yaptıktan sonra da dediğim gibi kol kesimi, yaka ve arka kesimini de İlerleyen zamanlarda da göstereceğim. Şimdi ilk olarak 102 ilmek arka için attıktan sonra, tabi ölçüleriniz benim verdiğime uyuyorsa, şöyle ben şöyle kısa küçük bir ilmek atarak size göstereceğim. Arka için ben 102 ilmek attım. Siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de dediğim gibi göğüs kısmınızı ölçerek de ilmek sayınızı belirtebilirsiniz. Evet, şu şekilde ben bu kadar göstermek için ilmek attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk olarak dediğim gibi ters örgü örüyorum. Ben 5 sıra kadar ters örgü ördüm. Eğer sizler isterseniz de 5 değil de 7 de yapabilirsiniz. Hiç ters örgü örmeden de hemen direkt modele de geçebilirsiniz. Size kalmış, nasıl istiyorsanız. Eğer benim gibi yapmak isterseniz 5 sıra ters örgü örelim. En son ilmeği de şöyle düz olarak ördüm. Çeviriyorum. Yine burayı da bir ters olarak örelim yine. Hızlıca örüyorum ben. Burası ters örgü olduğu için haroşa normal ters örgü olarak örüyorum. Yine sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ben burayı 5 sıra olarak ördüğümü kabul edin arkadaşlar. Hemen modeli kurmaya başlıyorum şimdi. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ilmeğimi şöyle ipimi arkaya atıyorum. İpimi arkaya aldım ve ilmeği düz örgü olarak ördüm. Öne aldım, ters örgü, arkaya aldım ipimi düz, öne aldım ters. Yani bir ters bir düz şeklinde bu sıramızı örüyoruz. Düz örgü, ters, bir tane düz, bir tane ters. Ters örgü, bir düz örgü, en son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm.
Evet, şimdi sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim şöyle baktığım zaman ters örgü olarak, yine bunu ben ters örgü olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz örgü. İpimi arkaya alıyorum. Normalde ilmeğime şöyle ilmeğin arasından geçirmem lazım. Ama şöyle bakın tuttuğum zaman şurada bir boşluk var. Şöyle. Bakın şu kısım. Hemen buradaki bir alta, yani ilmeğin arasından değil de bir alttaki, bakın şuradaki boşluğa, bakın buradaki boşluk gözüküyor. Hemen buraya batıyorum. Düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Yine ters örgü. Arkaya aldım. Bakın buradaki. Şurada gözüken boşluğun içine girdim ve düz örgü olarak ördüm. Sıradakini yine ters örgü. İlmeğimi bakın şöyle. İlmeğin arasından girmiyorum. Hemen bir alttaki, bakın şurada boşluk oluşuyor. Hemen boşluğun içine girdim. Sıradaki ilmeğim ters örgü. Diğer ilmeğim hemen düz örgü bir altta. İlmeğin düz örgülerde ilmeğin arasından değil bir alttaki boşluğa giriyoruz. Bakın buradaki. Bir alttaki ilmek oluyor yani bu. Tekrar sıradaki ilmek ters. Sıradaki ilmek bakın düz, yine araya giriyorum. Arada hemen boşluk var. Belirgin ediyor zaten kendini. Bakın burada hemen. Hemen arasına. Bir ilmek ters. Sıradaki ilmek düz. Bakın aradaki boşluğa giriyorum ve yine düz örgü örüyorum. Ters ördüm. Yine aradaki ilmeğe giriyorum. Düz olarak ördüm. En son ilmeğimi de normal düz örgü olarak ördüm. Şimdi bu tarafa geçince de yine aynı işlemi yapacağız. Arkada ters ördüğümüz burada düz. Düz ördüğümüzde ters olacak. Yine ilkini boş aldım. Bakın sıradaki ters örgü. Ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın sıradaki düz örgü. Bunu yine şöyle ilmeğimin arasından değil de bakın şuradaki boşluktan. Hemen boşluğun içinden şöyle şişimi geçirdim ve düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Sıradakini ters örgü örüyorum. Arkaya aldım. Bakın düz örgü bu şekilde. Ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz örgü. Bakın aradaki boşluğa girdim. Düz örgü yaptım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğin bakın düz örgü, aradaki ilmeğin bir alttaki ilmeğin içinden geçerek düz olarak örüyorum. Bakın böyle yapmıyorum. Bir alttaki ilmeğin oluşturduğu boşluğa şişimi geçiriyorum ve düz örgü olarak örüyorum. Ters, bir tane düz. Selanik modelini bilmeyen yoktur. Bu şekilde yelek modeli olarak da çok yakışıyor. Yapmak isteyenler bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle en son ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bakın model kendini gösteriyor. Şöyle çıkıntı olarak gözüküyor. Daha kabarık olarak gözüküyor. Gerçekten de yelek modellerine çok yakışıyor. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ters örgü. Ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın sıradaki düz örgü. Yine ilmeği hep düz örgüye gelince bir alttaki ilmeğin oluşturduğu boşluğa geçiriyorum. Ve yine düz örgü olarak örüyorum. Mantığımız bu şekilde. Ters örgüleri normal örüyoruz. Düz örgüye gelince de şöyle bakın altta oluşan boşluk. Hemen boşluğa şişimi geçiriyorum ve düz örgü olarak örüyorum. Model birkaç sıra ördükten sonra kendini gösteriyor. İlk sırada, ilk 2-3 sırada belli etmiyor. Daha sonra kendini ortaya çıkartıyor. Hani örerseniz niye model belli etmedi diye düşünmeyin. Bakın düz örgü bir alttaki ilmeğin içine girdim. Ters ördüm. Şöyle düz. Şöyle düz olarak girdim. En son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar, modelimiz bakın bu şekilde. Hemen ilerleyen bir model. Çok da keyifli giden bir model. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi yelek arkası olarak 102 ilmek olarak başladım. Eğer sizler de isterseniz bu şekilde yapın.
Dediğim gibi yaptıkça kol kesimini arka, yaka ön ve arka ense kesimini yaptıkça sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde ben şimdi size başlangıç olarak göstermek istedim. Bu şekilde umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.